Bu videomuzda 2 adet yan parçamızın eklemesini yapacağız. Daha sonra bu yan parçamızı önceki videolarımızda yaptığımız ön ve arka parçaları ekleyeceğiz. Şu orta noktasından 1, 2, 3 tane pıtırcık sayıyorum. 3. pıtırcığa ipimi tutturuyorum. İpimizi tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir tane pıtırcık atlayıp bir sonrakine tutturuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine örgümüzün tersi, diğer örgümüzün tersiyle sırt sırta gelecek şekilde tutuyorum. Şurada 3 tane beyaz iple yapmıştık. Bunun birincisine tutturuyorum. Üç zincir çekiyorum. Bir tane pıtırcığı atlayıp bir sonrakine tutturuyorum. Dört adet zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Ortaya bir adet trabzan yapıyorum. Bu trabzanı ortadaki örneğe tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 adet zincir çekiyorum. Birinci pıtırcığa tutturuyorum. Diğer dilimin birinci pıtırcığını tutturuyorum burada. Bu şekilde arkadaşlar. 3 tane beyaz ipimizle burada örnek yapmıştık. Birincisini 3 zincir çekerek tutturuyorum. İkincisini 2 dilimin ortasına 1 adet trabzan yaparak tutturuyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Üçüncü parçamızı tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki pıtırcığa batıyorum. Arada bir tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir tane pıtırcık atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine bir adet pıtırcık atlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. 2 dilimin ortasına burada 3 adet trabzan yapıyorum. Burada birleştirdiğimiz yerde 1 adet trabzan yapmıştım. Diğer dilimin ortasına 3 adet trabzan yaptım. Bu 3 tane ortaya yaptığımız beyaz örneğimize üçer zincir çekerek tutturdum. Ortayı bir adet trabzan yaparak tutturdum. Burayı da üçer adet zincir çekerek tutturdum. Bundan sonrasında beşer adet zincir çekip birer tane pıtırcık atlayarak devam ettim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki dilimin birinci pıtırcığını tutturuyorum. Bu ortaya yaptığımız trabzanın her iki kenarında da birinci pıtırcıklara tutturuluyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir tane pıtırcık atlıyorum. Bir sonrakine tutturuyorum. Yine iki dilimin ortasına geldik. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu iki dilimin ortasına 3 adet trabzan yapıyorum. Dört zincir çekip birinci pıtırcığa tutturdum.
bir tane atlıyorum. Yaptığımız işlemi bu şekilde de göstereyim arkadaşlar. Şurada 3 adet ekleme yaptım. Daha sonra şuralarda 5'er adet zincir çektim. 1'er adet kıtırcık atladım. Dilimlerin ortasına 3'er adet trabzan yaptım. Burada 1 adet trabzan yaptım. Şimdi bu dairenin etrafını burada yaptığımız işlemi aynı şekilde devam ettireceğiz. Bu başladığımız noktaya kadar geleceğiz. Ben buraya kadar örüp geliyorum. Başladığımız noktaya geldik. 5 adet zincir çektim. Şu ilk yaptığımız 5 adet zincirin içerisine geçiş yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Bu zinciri de 1 olarak sayıyorum. 2 3 adet trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 adet trabzan daha yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Şu ilk beyaz örneğin içerisine batıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. İki örneğin arasına battım. 3 zincir çekiyorum. Bu birinci yeşilin içerisine 3 adet trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere batarak 3 adet trabzan daha yapıyorum. Dört zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bir sonraki yeşilin üzerine 3 adet trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. 3 adet trabzan yapıyorum. Altı adet trabzan yaptık. Ortada iki zincir çektik. Bu bağladığımız noktadan sonra ilk beşli zincirin içerisine. Sonra üç zincir çekip ilk beyaz örneğin içerisine tutturdum. Üç zincir çekip bu beyaz örnekle yeşil örneğin arasına tutturdum. Daha sonra üç zincir çekerek bu yeşil örneklerin üzerine geldim. Yine burada bu yeşil örneklerin üzerine 3 adet trabzan yapacağız. Arada iki zincir çekeceğiz. Şu köşeye kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ben buraya kadar tamamlayıp geliyorum. Yeşillerin üzerine bir sırada beyaz ipimizle altılı trabzanlar yaptık. Arada 2 zincir çektik. 2 örnek arasında da 4 zincir çektik. Şimdi sıramızın sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Bu köşede 2 adet trabzan var. Bunun üzerine yine 2 adet trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Bir altındaki trabzana batıyorum. Dörder zincir çekerek buradan bu motifimizin diğer tarafına geçiş yapacağız.
dörder zincir çekerek burada aralara batarak arkadaşlar bu köşeye geldim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir adet trabzan daha yapıyorum burada. 2 zincir çekiyorum. Bu birinci örneğimize yine 6 adet trabzan yapacağım. Arada 2 zincir çekeceğim. Üç adet trabzan yaptım. Diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını bu tarafta da yapıyoruz arkadaşlar. Ben buraya kadar örüp geliyorum. Bu yeşillerimizin üzerine yaptığımız trabzanlarımızı bitirdik arkadaşlar. 1 2 3 adet zincir çekiyorum. Yine şu yeşil ile beyaz olan iki örneğin arasına batıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bu birinci beyazın üzerine batıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bu beş zincirin içerisine üç adet trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ters çeviriyorum. Bu en son yaptığımız altılı trabzanın içine batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Bir sonraki trabzanın içerisine 3 adet trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum aynı yere, yine 3 adet trabzan daha yapıyorum. Buradan geri döndük, zincirle birinci trabzanı atlayıp ikinci trabzanı yine altılı trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz, bir sonrakine de aynı işlemi yapıyorum. Bu yeşillerimizin üzerine yaptığımız şu birinci altılı trabzanı zincirle atlıyorum. İkincisinden itibaren 1 2 3 tane örnek yapıyorum. Buradan tekrar geri dönüyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu birincisinin içerisine yine aynı işlemi yapıyorum. Geri döndükten sonra da iki tane örnek yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bu üçüncü yaptığımız örneğe sık iğne ile batıyorum. 1 2 3
4 zincir çekiyorum. Bu zincirin içerisine batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Burada 3 adet trabzan yaptıktan sonra şu yeşilin üzerindeki birinci örneğe tutturdum. Arada 4 zincir çektim. 1 2 3 tane örnek yaptım. Geri döndüm. 1 2 tane örnek yaptım. 4 zincir çekip 3. örneğe baktım. Tekrar 4 zincir çekip bu aradaki zincire battım. Şimdi yine 4 zincir çektim. Başladığımız şu noktaya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu 3 tane trabzanı yapmıştık. Aynı yere 3 adet trabzan daha yapıyorum. Biraz karışık gibi görünüyor ama arkadaşlar aslında karışık değil. 3 zincirden sonra geri döndüm. Şu 3 örneği yaptım. Tekrar geri döndüm. 2 örneği yaptım. Zincirle aralarda geçiş yaptım. Bu başladığım şu 3 tane trabzanı yaptığım noktaya tekrar tutturdum. Bir zincir çekip aynı yere 3 adet trabzan daha yaptım. Burada da altılı bir trabzanımız oluştu. Aynen şuradaki yaptığımız gibi. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Birinci halkanın içerisine batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Burada üç adet trabzan yapmıştık. Bunun iki tarafında dörder adet zincirimiz var. Bu zincirleri atlayacağız. Bunların içine batmayacağız. Beş adet zincirimi çektim. Direkt bu 3 adet trabzanın ortasına batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine şuradaki 4 adet zinciri atlıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Yine 5 adet zincir çektim. Bir sonrakine batıyorum. Beş adet zincir çektim. Buradaki 4 adet zinciri atlıyorum. Bunun içine batmıyorum. Yani trabzanların iki kenarındaki zincirleri atlıyoruz. Bu üçlü trabzanın ortasına batıyorum. Beş zincir çektim. Yine bunu atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bu ortalarda atlama yapmıyoruz. 5 zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Trabzanın yanındaki bu zincire batmıyorum. Direkt trabzanın ortasına batıyorum. Buradaki yaptığımız işlem arkadaşlar, burada altılı trabzan yaptık, 3 zincirle bu yeşilin yanındaki altılı trabzanın ortasına battık. Buradan bu yeşillerin üzerine altılı trabzanlarımızı yaptık. Bu üst kısmı dörder zincir çekerek geçiş yaptım. Diğer tarafta da aynı şekilde altılı trabzanlarımızı yaptık. Burada 3 adet trabzan yaptıktan sonra geri döndüm. Zincirle bir sonraki altılı trabzanın içine girip 1 2 3 trabzan yaptım. Geri döndüm. 2 trabzan yaptım. Zincirle geçiş yaptım. Şu 3 trabzanı yaptığım yere. Tekrar aynı yere 3 trabzan daha yaptım. Bundan sonra 5'er zincir çekerek dairemizin etrafını dolanacağız. Sadece şu trabzanların olduğu yerde trabzanların yanındaki zincirlere batmayacağız. Direkt trabzanın ortasına batacağız. Yani şu en son beşli zincirimizden trabzanın ortasına batıyoruz. Buradan ilk beşli zincire batıyoruz. Şu aradaki dörder zinciri atlıyoruz.
Bu şekilde dairemiz dolanacağız. Şu başladığımız noktaya geleceğiz. Ben buraya kadar örüp geliyorum. Başladığımız noktaya geldim. Şimdi burada altılı bir trabzan yapmıştık. Bu altılı trabzanın ortasına ipimi yürütüyorum. Diğer tarafta yaptığımız gibi bunu şu yeşilin üzerine yaptığımız birinci altılı trabzana bağlıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Bir sonrakine 3 adet trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine aynı yere 3 adet trabzan daha yapıyorum. Bu diğer tarafta yaptığımız gibi bu altılı trabzanlardan 3 tane yapacağım. Diğer tarafta yaptığım gibi birinciye atladım. 4 zincir çektim. 1, 2, 3 tane yaptım. Buradan geri dönüyorum. Geri döndükten sonra 2 tane yaptım. Aynen diğer tarafta yaptığım gibi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakine sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu aradaki zincire batıyorum. Diğer tarafta da böyle yapmıştık. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şu ilk bağlantı yaptığım noktaya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu altılı trabzanın yanındaki ilk 5 zincirin içerisine 6 adet trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmeden bir sonraki 5 zincirin içerisine yine 6 adet trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Zincir çekmeden bir sonrakine geçiyorum. Bu yan parçamızın en son yaptığımız sıradaki zincirlerin içerisine 6'şer adet trabzan yapıyoruz. Bir sonrakine geçerken zincir çekmiyoruz.
Sadece bu 6 adet trabzanın ortasında 2 adet zincirimiz var. Bu örneğimizi bu dilimden sonra 1-2 dilim yapacağız. 3. dilimin şu bitiminde sonlandıracağız. Buraya kadar ben örüp geliyorum. Bu ekleme yaptığımız dilimden sonra 1-2 dilim yaptık. Bu ikinci dilimin arasındaki şu üçlü trabzanı geçtikten sonra bu altılı trabzanlarımızı bitirdik. Ben sayı olarak da vereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane 6 adet trabzan yaptık. Aralarda 2 zincir var. 3 adet zincir çekiyorum. Bir sonraki halkaya ipimi bağlıyorum. Burada da diğer tarafta yaptığımız gibi yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada da diğer tarafta yaptığımız gibi bu altılı trabzanlardan 11 adet yapacağız. Şu iki dilimin bittiği yerdeki bu üçlü trabzanın hemen yanında tamamlıyoruz. 11 adet yapıyoruz bundan. Diğer tarafta yaptığımız gibi. Bu arada 100 gramlık beyaz ipimizden sadece bu kadar kaldı arkadaşlar. İkinci ipimizi de başlayacağız. Yaptığımız işlemi şu şekilde göstereyim. Bu iki parçayı ekledik ve yanlarına şu altılı trabzanlarımızı yaptık. Bu yan parçalarımızdan 2 adet var. Bu şekilde arkadaşlar iki parçayı da aynı şekilde eklemesini yapıyoruz. Daha önceki videolarda ön ve arka parçaların eklemelerini yapmıştık. Bu videomuzda yan parçanın eklemesini yaptık. Bir sonraki videomuzda ön ve arka parçaların eklemesine devam edeceğim ve bu yan parçaları da o ön ve arka parçaya ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik sağlıcakla kalın.